Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Sema Batuk. Özel Bilecik İdebali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle Türkçe dersimizde büyük ünlü uyumu kuralını işleyeceğiz. Evet değerli öğrencilerim, büyük ünlü uyumu nedir? Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde kalın ünlü varsa, yani A, I, O, U, sonraki ünlüler de kalın ünlüyle devam eder. İlk hecesinde ince ünlü varsa, yani E, İ, Ö, Ü varsa sonraki ünlüler de ince ünlülerle devam eder. Dilimizdeki bu özelliğe büyük ünlü uyumu ya da kalınlık incelik uyumu denir. Büyük ünlü uyumu ile ilgili kuralı anlayabilmek için değerli öğrenciler, öncelikle Türkçedeki ünlü yani sesli harfleri bilmemiz gerekir ki daha önceki sınıflarımızda ve bu sene olmak üzere bunları öğrenmiştik ama yine de tekrar etmekte fayda var. Türkçede 8 tane ünlü harf vardır. Bu ünlü harfler şunlardır. A, E, İ, I, O, Ö, U, Ü. Bunlardan 4 tanesi kalın, 4 tanesi de ince ünlüdür. Kalın ünlüler A, I, O, U. İnce ünlüler E, İ, Ö, Ü'dür. Şimdi değerli öğrencilerim, buraya kelimeler yazdım. Bu kelimelerin büyük ünlü uyumuna uyanları var, uymayanları var. Bunları birlikte inceleyerek uyup uymadığını birlikte yapalım. Şimdi yazdığımız kelime nedir? Uzman. Evet, ilk hecesi ne ile başlamış arkadaşlar? Bakın kırmızı renkle yazdım burayı ben. U ile ilk hecesinde U ünlüsü var. Uzman. Evet, U var. İkinci hecesinde A var. Peki U ve A harfleri nasıl ünlülerdi? Kalın ünlüler. Az önce söylediğim gibi U ve A ünlüleri kalın ünlü. Yani kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle devam ettiği için şöyle bir tik atıyorum. Büyük ünlü uyumuna uyar. Peki cüzdan. İlk hecesinde Ü var. Yani ince ünlü. İkinci hecesinde ne var? Dan hecesinde A. Yani kalın ünlü var. Büyük ünlü uyumuna göre eğer ince ile başladıysa ilk hecesi, sonraki hecelerin de ince ile devam etmesi gerekiyordu. Ama burada biz ince ile başlamış ama kalınla devam etmiş, kalın ünlüyle. Öyleyse cüzdan kelimesi büyük ünlü uyumuna, şöyle bir çarpıp koyalım, büyük ünlü uyumuna uymaz. Ayak, kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle devam etmiş, uyuyor. Gelincik, arkadaşlar gelincik, üç heceli. Evet, ilk hecemizde E var, yani ince ünlü. Bakın kırmızı kalemle yazıyorum. Ondan sonrakiler yine ince ünlüyle devam etmesi gerekiyor büyük ünlü uyumuna uyması için. İ ince ünlü, yine İ ince ünlü. Öyleyse gelincik kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyar. Yazı kelimesi. İlk hecesinde A ünlüsü, ya A kalın ünlü var. Sonra yanın son hecesinde ise yazı, ikinci hecesinde I. O da kalın ünlü olduğu için A ve I, bu da büyük ünlü uyumuna uyar. Koyun. Evet, kalın ünlü ilk hecesinde kalın ünlü O var. İkinci hecesinde U, yine kalın ünlü olan U var. Öyleyse koyun kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyuyor. Pamuk. İlk hecesindeki A, ikinci hecesindeki U. Demek ki kalın ünlüyle başlamış ve kalın ünlüyle devam etmiş. Öyleyse pamuk kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyar. Örnekleri çokça verdim daha iyi kavramanız açısından. Kiraz. İlk hecesinde İ, yani ince ünlü var. İkinci hecesinde kalın ünlü olan A var. O zaman evet, ince ile başlayıp ince ile devam etmesi gerekiyordu. Uymaz. Çarpı işareti koyduk. Cevap. İlk hecesinde E, ince ünlü var. İkinci hecesinde kalın ünlü olan A var. Bu da uymuyor değerli öğrenciler. Kitap kelimesi. İlk hecesinde İ ince ünlüsü var. İkinci hecesinde A kalın ünlüsü var. Bu da uymuyor. Çarpı işareti koyalım. Kalem. Evet, iki heceli. İlk hecemizde kalın ünlü olan A, ikinci hecemizde ince ünlü olan E var. Kalınla başladığı için kalınla devam etmemiş, ince ünlüye geçmiş. Öyleyse bu da uymuyor. Şimdi bahçe kelimesi. Bahçe. Evet, ilk hecesinde var? Kalın ünlü A var. İkinci hecemizde
ince ünlü olan e var. O zaman bahçe kelimesi de uymaz. Çünkü kalın ünlüyle başlamış ama ince ünlüyle devam ediyor. Uymuyor. Çarp işaretini koyduk. Tatil. Evet, ilk hecemizde a, ikinci hecesinde i, kalın ünlü bu. Burası da ince ünlü. Kalın ünlüyle başlamış, ince ünlüyle devam etmiş. Uymuyor. Çarp işareti koyduk. Cami. Evet, ilk hecemizde a, kalın ünlü. İkinci hecemizde mi hecesinde i, ince ünlüdür. Cami kelimesi de büyük ünlü uyumuna uymuyor. Cadde, iki heceli. İlk hecemizde kalın ünlü olan a, ikinci hecemizde ince ünlü olan e. Evet, bu da uymuyor. İnce kelimesi. Evet, ilk hecemiz ince ünlü olan i ile başlamış ve ince ünlü olan e ile devam etmiş. O zaman hemen bir tik atıyoruz. İnce kelimesi büyük ünlü uyumuna uyuyor diyebiliriz. Manto. İlk hecemiz man hecesinde a. Neydi bu? Kalın ünlü. Evet, a. Kalın ünlü. To hecesinde o. O da kalın ünlü. Öyleyse kalınla başlamış, kalınla devam ediyor. Uyuyor büyük ünlü uyumuna. Evet, işaretimizi de koyduk. Kapı. İlk hecemiz kalın ünlü. İkinci hecemizde p hecesine ı, kalın ünlü olduğu için, yani kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle devam ediyor. Öyleyse kapı kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyuyor. Vatanım. Evet, üç heceli. İlk hecemiz kalın ünlüyle başlamış. Va hecesinde a var. Evet, a ile devam etmiş ve vatanım derken son hecesinde ı var. Öyleyse kalın ünlüyle başlayıp ikinci hecesi de kalın, üçüncü hecesi de kalın. Öyleyse vatanım kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyar. Pencere. Evet, ilk hecemizde e var. İnce ünlü. Hepsi ince ünlü. E. O zaman ince ünlüyle başlamış, ince ünlüyle devam etmiş ve bitmiş. Koltuk. İlk hecemizde o. Kalın ünlü. İkinci hecemiz olan tuk hecesinde yine bir kalın ünlü olan u var. Öyleyse kalınla başlamış, kalınla bitmiş. Bu da koltuk kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyuyor. Okyanus. Evet, ilk hecemizde kalın ünlü olan o var. İkinci hecede ya kelimesi, ya hecesinde a, kalın ünlü. Son hecede u, kalın ünlü. Öyleyse okyanus. Bu da kalın ünlüyle başlamış ve kalın ünlüyle devam ettiği için büyük ünlü uyumuna uyar. Saygı. İlk hecemizde kalın ünlü olan a var. A. Sonra son hecemizde saygı, gı hecesinde ı da kalın ünlü olduğu için kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle devam etmiş ve bitmiş. Bu da büyük ünlü uyumuna uyuyor. Makarna. Bakın arkadaşlar, bütün hecelerde a, kalın ünlü olan a var. Kalınla başlamış, kalınla devam etmiş. Öyleyse makarna kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyar. İnek, ince ünlüyle başlamış. Nek hecesinde de yine ince bir ünlü harf olan ince ünlüden e var. O da ince ile başlamış, ince ile devam ettiği için büyük ünlü uyumuna girer. Çekmece, üç hecelik. Evet, hepsinde e harf var. İnce ünlülere başlamış, ince ünlüyle devam etmiş. Öyleyse büyük ünlü uyumuna uyuyor. Gözlük. Evet, ilk hecemizde göz hecesinde ö neydi arkadaşlar? İnce ünlü. Ü neydi lük hecesindeki? O da ince ünlü. Öyleyse ne olacak arkadaşlar bu? Büyük ünlü öyle ince ünlüyle başlamış ve ince ünlüyle devam etmiş. Gözlük büyük ünlü uyumuna, kuralına uyar. Çelik. Evet, çelik de ilk hecemizdeki e harfi ince ünlü. Lik hecesindeki i harfi de ince ünlü. Öyleyse her ikisi de ince ünlü olduğu için büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Vergi. Evet, ver hecesinde e harfi büyük ünlü uyumuna göre ince ünlülerden. Evet, ince ünlü e harfi var. Gi hecesinde yine i harfi ince ünlüdür. Öyleyse ince ünlüyle başlamış, ince ünlüyle devam ettiği için vergi kelimesi de büyük ünlü uyumuna uymaktadır. Değerli öğrencilerim, başka dillerden dilimize geçen alıntı kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bu kelimelere örnek verecek olursak ahenk, dükkan, çiroz, ceylan, selam, pehlivan, sinema, badem, otomatik, tiyatro, viraj, hamsi,
Ziyaret, limon, gazete bunlar başka dillerden dilimize geçmiş alıntı kelimelerdi ve büyük ünlü uyumu kuralı bunlar da aranmaz. Ayrıca bitişik yazılan birleşik kelimelerde de büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Mesela açık göz, bilgisayar, hanımeli, çekyat, şekerpare gibi bitişik yazılan birleşik kelimelerde büyük ünlü kuralı aranmıyor. Bir başka özellik ise bir heceli sözcüklerde de büyük ünlü uyumu aranmaz. Bir heceli yap, git, gel, bak, bu, her, koş, dur gibi tek heceli yani bir heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu kuralı aranmıyor. Başka bir özelliğimiz Türkçe olduğu halde bu kurala uymayan sözcüklerde vardır. Hani bu kelimeler Türkçe kelimelerdir ama bu kurala uymayan kelimeler örnek olarak mesela elma, ilk hecemiz e, ince ünlü, son hecemiz a, kalın ünlü, uymuyor. Anne, evet kalın ünlü, ince ünlü. Ateş, kalın ünlü, ince ünlü. İnanmak, ince ünlüyle başlanmış, kalın ünlü var, yine olmuyor. Kardeş, evet ilk hecemizde a var, kalın ünlü. Deş hecesinde e var, ince ünlü, bu da uymuyor. Ama bunlar Türkçe olduğu halde bu kurala uymayan sözcüklere örneklerdir. Türkçe'de ki, ken, leyin, mıtrak, yani ıntırak, imtırak, umturak gibi, yor, gir gibi ekler bazı sözcüklerde büyük ünlü uyumunu bozar. Bunlara örnek verecek olursak, bakmak kelimesinde mesela bakar, ken. Bakarken bunlar da neye uyuyordu? Büyük ünlü uyumunu bozuyordu. Mesela bakarken evet kalın ünlü, kalın ünlü, ince ünlü. Ken hecesi buraya, ken eki geldiğinde ince ünlüyle bittiği için bakar kelimesinin son hecesi e ile bitti. İnce ile bittiği için büyük ünlü uyumunu bozmuş. Mesela sırada derken ki hecesini getirelim. Ki ekini. Sıradaki kalın ünlü. Kalın ünlü, kalın ünlü, ki. Ki'deki ki hecesinde i ince ünlü olduğu için bakın burada büyük ünlü uyumu kuralını bozmuş. Akşam leyin. Kalın ünlü, kalın ünlü, ince ünlü, ince ünlü. Yani kalına başladığı halde ince ünlü ile devam ettiği için büyük ünlü uyumuna uygun değil. Seviyor. Mesela ince ünlü, ince ünlü, kalın ünlü. Evet bu da uymuyor. Yürüyor. Aynı burada olduğu gibi ince, ince, kalın. Yeşilim tırak. Az önce demiştir ımtırak, umturak gibi. Yeşilim tırak. İnce ünlü, ince ünlü. Ama son rak, tırak. Tı kalın ünlü. Tı'daki ı. Ana rak hecesinde yine kalın ünlü olan bir a harfimiz var. Bu da uymuyor. Aynı örnek. Ekşim tırak. İnce ünlü, ince ünlü, kalın ünlü, kalın ünlü. Demek ki işte bazı ekler ki, ken, leyin, ımtırak, imtırak, umturak, yor, gil gibi ekler bazı sözcüklere geldiğinde bu sözcüklerin büyük ünlü uyumunu bozuyor. Bunlara da az önce örnekler verdik. Değerli öğrencilerim, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.